Benim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili koyduğum mesela bir şart var, bir madde. Şimdi eşcinsel tanımlaması yaparken bunu hakmış gibi yapma. Bunun önünü açma. Çünkü Türkiye'de de bir halde var, 3000'e yakın insan, belki fazlası cinsiyet değiştirmek için ameliyat sırası bekliyor. Böyle de bir hadisemiz var. Yani Türkiye gerçeği var bu. Ama bunu yasallaştırma, bunu hani öteki görme, buna o imkanı ver. Evet, kendini ne hissediyorsa, ona dönmek istiyorsa dönsün ama üçüncü cins birbirine evliliği bilmem neyi falan filan önünü açmıyor. Şimdi kızıma söyledim, aynı şekilde de sana da sorayım. Bak, aslanlar gibi delikanlı, bahtı aydınlık olsun evladım var. Yarın bir gün, kızı var mı? Kız evlat var mı? Yok. Yok. Şimdi benim dediğimi daha iyi anlayacaksın, empati yap. Oğlan yarın lezbiyen bir tane gelin olup geliyorum dese ne yaparsın? 46'ya kalkarsın değil mi? Veya kızın olsa bir tane travesti damat getiriyorum dese ne yaparsın? Allah muhafaza. Allah muhafaza. İşte abi ben de diyorum ki milleti muhafaza edeyim, Allah muhafaza, tamam mı? Benim derdim bu. Yani İstanbul Sözleşmesi'nde o bölümü tanımlasak bence mahsur yok.